Lehinde Malatya Milletvekili Veli Ağbaba. Buyurunuz Sayın Ağbaba. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii benden önce Sayın Hatip'i dinleyince, Sayın AKP milletvekilini dinleyince ben farklı ülkede, Sayın Milletvekili farklı ülkede yaşıyormuş gibi geldi. Çünkü sizin konuştuğunuz gerçeklerle bizim yaşadığımız şeyler aynı değil maalesef. Ben 2011'de beri milletvekiliyim. Herhalde bizim yaptığımız çalışmalara bakarak AKP'nin Türkiye'ye ne getirdiğini çok açık ve rahat görebiliriz. Bakın Türkiye'de belki bütün parlamentolardaki milletvekilleri arasında bizler dünyada en çok tutuklu gazeteci ziyaret eden, en çok tutuklu milletvekili ziyaret eden, en çok tutuklu sendikacı ziyaret eden, cezaevlerinde en çok tutuklu öğrenci ziyaret eden milletvekilleriyiz. Bunların bu kadar çok olmasının sebebi AKP'nin uygulamış olduğu politikalardır. Ayrıca değerli arkadaşlar, AKP iktidara geldiği zaman cezaevinde yatan insanların sayısına bakın, şimdiki sayısına bakın ve önümüzdeki dönemde 2017'deki hedefe baktığınız zaman AKP'nin ne yapmaya çalıştığını çok açıklıkla ortaya görebiliriz. Şimdi Özgür Gündem ilk çıktığı zaman egemenlik kayıtsız şartsız DGM'lerin diye manşet atmış. Şimdi de herhalde değişen tek şey egemenlik kayıtsız şartsız sulh ceza hakimliğinde demek lazım. Veya başka türlü düşünürsek bakın karşımızda ne 12 Eylül'de yaşadığımız ne 28 Şubat'ta sizin iddia ettiğiniz gibi yaşanılan ne darbe dönemlerinde yaşanılan bir şey var ki, yaşanmayan bir şey var ki, o da bugün bizim ülkemizde yaşanıyor. Bakın ülkeyi yöneten bir adam var, biri var, o her şeye karar veriyor. Kaç çocuk yapacağımıza, o çocuğu nasıl doğuracağımıza, doğurduğumuz çocuğu nasıl besleyeceğimize karar veren bir başbakan var ve şimdi cumhurbaşkanı oldu. Ve aynı şahıs hangi AVM'nin nereye yapılacağına, kaç katlı olacağına, kimin yapacağına, nasıl yapacağına karar veren birisi var. Ve o ülkeyi yöneten sizin seçtiğiniz cumhurbaşkanı Türkiye'de siz dahil her şeye karar veren tek bir adam var. Milletvekillerini seçen o, sadece parmaklarını seçen o, bakanları seçen o, müsteşarları seçen o, müsteşarları seçen o. Hatta bırakın onu. Şimdi neyi seçmeye başladık? Bürokratlardan vazgeçtik. Milletvekillerinden vazgeçtik. Başbakandan vazgeçtik. Şimdi okul müdürlerini atayan o. Savcıları atayan o. Kimin hangi savcının mezhebinin ne olduğunu tapelerde konuşan o. Gelmiş demokrasi dersi veriyorsunuz. Bakın bu dönemde birçok başbakan gördü bu memleket. Menderes'i gördü, Demirel'i gördü, Erbakan'ı gördü. Bu memleket Türkeş'i gördü, Mesut Yılmaz'ı gördü ama böyle mezhepçi, böyle etnik kimlik ayıran bir başbakan asla görmedi. Telefon kayıtlarında var, diyor ki Sadullah diyor, o hakim kim diyor o karar vermeyen? Efendim o Alevi diyor. İstanbul'da sıradan yoksul bir hakimin mezhebini bilen bir başbakan var. Bu söylediğim şeyler, bu yapılanın bir başbakanı yapması mümkün mü? Bakın geçmişte sağcı solcu birçok başbakan gördük. Ama bu kadar insanları etnik kimliğinden ayıran, kimine Kürt diyor, kimine Alevi diyor, kimine affedersiniz Ermeni diyor, kimine Gürcü diyor. Böyle bir başbakan var, hala bunu demokrasi diye yutturuyorsunuz. Sizi kutluyorum. Hiç olmayan şeyleri anlatıyorsunuz, sizi kutluyorum. Bu konuda çok mahir olduğunuzu, hakkını teslim etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, AKP'nin iktidara geldiğinin ilk 5 yılında, yani çıraklık döneminde sizin de söylediğiniz gibi demokrasi ve özgürlük kavramlarını çok sıkça kullandı. Bu kavramlara zaman zaman sözde aydınlar, gazeteciler, yazarlar ve liberaller de bu söylemlerle sarhoş oldular. Bu iktidarın verdikleri ve söylemleriyle sarhoş olanların ayrılmasının bir kısmı uzun sürdü, bir kısmı çabuk oldu. Çok şey alanların ayrılması hala mümkün değil. Onlar hala sarhoş geziyorlar. Değerli arkadaşlar, bu iktidarın 5 yılda yaptıklarına baktığımız zaman 5 yılda ortaya, ilk başında ortaya koyduklarıyla söyledikleri son dönemdekilerinin farklı olduğunu görmek mümkün. On binlerce insan siyasi davalardan dolayı cezaevine girdi. On binlerce insan, bugün siz biz yapmadık o yaptı diyorsunuz ya, bizim günahımız yok,
o yaptı diyorsunuz ya, paralel diye bir kavram uydurdunuz. Aslında siz işverendiniz, o paralel yapı dediğinizde taşerondu. Beraber yaptınız, beraber kanlarına girdiniz o insanların. Bakın, Balyoz davasında askerleri, Erkan Akın davasında gazetecileri ve tüm öğrencileri, akademisyenleri, aydınları, Oda TV davasında gazetecileri, KCK davasında Kürt siyasetçileri, Çağdaş Çehade davasında avukatları, KES davasında sendikacıları, öğrencileri, gençleri gözaltına aldınız, yargıladınız. Devrimci Karagah davasında solcuları ve polis şeflerini gözaltına aldınız, susturdunuz. Ve birçok insan bu süreçte işlerinden olduğu, hastalanan olduğu, ölen oldu. İlhan Selçuk gibi, Türkan Saylan gibi insanlar öldürüldü. Bugün utandığınız, zaman zaman röportaj yaptığınız, bugün şimdi kol kola girdiğiniz bazı yazarları cezaevine attırdınız. Hikmet Çiçek gibi, Soner Yalçın gibi, Nedim Şener gibi, Tuncay Özkan gibi, Mustafa Balbay gibi insanları sadece ve sadece gazetecilik yaptığı için insanları cezaevine attınız. Ve bu süreçte AKP döneminde övünebilirsiniz, bir külliyat oluştu. Cezaevi külliyatı. Değerli arkadaşlar, cezaevinde susturulmaya çalışılan aydınlar, gazeteciler yüzlerce kitap yazdılar. Daha önce eline kalem almayı düşünmemiş insanlar kitap yayınladı. AKP'nin bu faşist uygulamaları sonucunda mecliste hiç aklında yazarlık olmayan birçok insan da yazar oldu sayenizde. Değerli arkadaşlar, bakın, bunlardan biri de bu karşınızda konuşan milletvekili. Balyoz diye sayenizde bir kitap yazdık. Balyoz diye bir kitap yazdık. Sadece bu değil. Bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi cezaevi, dünyanın en büyük cezaevi. Şimdi bakıp Mustafa Balbay'a, Mehmet Haberal'a, Sinan Aygül'e bakıp utanıyor musunuz bilmem. Çünkü o davaların hepsinde sizin parmağınız vardı. Yine bu dönemde yazdığımız kitaplardan birisi tutuklu gazeteciler raporu. Dünyanın en büyük açık ceza, dünyanın en büyük gazeteci cezaevi Türkiye diye bir rapor yazdık. Bu raporlar aslında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri yazmadı. Aslında bu raporları AKP'nin politikaları AKP yazdırdı değerli arkadaşlar. İnşallah sizinle de ilgili yazarız. Ve değerli arkadaşlar, en son AKP bize bir kitap daha yazdırdı ki bu kitap aslında 12 yıllık AKP'nin karanlık dönemini çok iyi anlatan bir kitap. Kalemi Kırılan Gazeteciler kitabı değerli arkadaşlar. AKP iktidarında 12 yıllık karanlık dönem, karanlık bir dönem, Kalemi Kırılan Gazeteciler kitabı. Umarım ve dilerim ki önümüzdeki dönemde değerli arkadaşlar, boynu kırılan gazeteci raporunu yazmak bize nasip olmaz. Ve maalesef AKP döneminde anlatılanlara, AKP hatiplerinin anlattığıyla bizim yaşadığımız şeyler arasında dağlar kadar fark olduğunu hepinizin bilmesini istiyorum değerli arkadaşlar. Değerli milletvekilleri, bu kitap, bu yazdığımız kitap demokrasinin olduğu, insan haklarının olduğu, hukukun olduğu, özgürlüğün olduğu bir ülkede yazılması mümkün değil. Bu kitap ancak ve ancak 12 yıllık ve kalınca bir kitap, ancak ve ancak diktatörlüklerde, faşist rejimlerde, tek adam yönetimlerinde yazılabilir. Bu raporla bir kez daha anladık ki AKP'nin özgür basının önüne koyduğu 3 seçenek var. Ölüm, şiddet ve diğer de cezaevi. Eğer bunlar hiçbir yoksa işsizlik. Değerli arkadaşlar, eğer bağımsız gazeteciyseniz, öldürülmediyseniz cezaevine girersiniz. Cezaevine girmez iseniz, şanslıysanız işsiz kalırsınız. Eğer Alo Fatihlerin emrinde olursanız işsiz kalmaz, büyürsünüz. Yeni yeni yatlarınız, katlarınız olur. Havuz medyasına dahil olmaz iseniz cezaevine girersiniz. Eğer havuz medyasına, yani haram medyasına dahil olursanız büyürsünüz de büyürsünüz. 8 gazete olarak aynı manşete atarsanız, atmaz iseniz ilanınız kesilir, vergi cezaları ödersiniz. Gerçekleri ortaya çıkarmaya kalkarsanız kör kurşunlara hedef olursunuz. Ensenizden vurulursunuz, öldürülürsünüz. Bakın, son dönemde değerli arkadaşlar, son dönemde birkaç resim göstereceğim size. Türkiye, bu şu göstereceğim resimler, bu gösterdiğim fotoğraflar değerli arkadaşlar, gazeteciler. Bakın, bunlar gazeteci. Eğer bu insan sadece suçu gazeteci yapmakta olan Ahmet Şık eğer bu hale gelebiliyorsa bu sizin eserinizdir. Bakın, gazetecilerin düştüğü duruma bakın arkadaşlar. Gazetecilerin düştüğü duruma bakın. Bir görün. Şuna bakın arkadaşlar. Sadece suçu gazetecilik yapmak. Değerli arkadaşlar,
AKP iktidarı boyunca tutuklama, işten çıkarma, şiddet gibi mekanizmalarla çalışamaz duruma gelen gazeteciler şimdi en temel hakları, yani yaşam hakları ellerinden alınıyor. Dün Kürtçe yayın yapan Azadiye Velayet Gazetesi'nin Adana dağıtıcısı Kadir Boğdu'nun öldürülmesi olayının bir an önce aydınlatılması gerekiyor. Bir an önce gazetecilerin gazeteci katillerinin ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu son dönemde Hrant Dink'ten başlayarak, sizin döneminizde öldürülen Hrant Dink'ten başlayarak, geçmişte öldürülen Çetin Emeci, Turan Dursun'u, teşekkür ederiz Sayın Ağababa.